أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي منح لنا الإيمان والصلاة والسلام على من بين لنا الإيمان وعلى آله وصحبه أهل الصدق والبيان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري تاج العروس adındaki kitabını tasavvuf ahlakı ve terbiyesi nispetinde işlemeye devam ediyoruz. 18. dersimizdir. اِذَا عَصَى وَلَدُكَ فَاَدِّبْهُ بِالشَّبْحَ وَلَا تَقْتَعْهُ بَلْ قَابِلْهُ بِالْعُبُوسَةِ لِيَكُفَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَأَكْسِرْ مَا يَدْخُلُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَدَّخَلْ اِذَا كَانَ عَاصِيًا İbn-i Atallah İskender'i hem kalbi hastalıklarla olan münasebeti ifade ederken aynı zamanda bir baba olarak da, bir büyük olarak da veyahut kendi aramızdaki bir münasebette birbirimize karşı nasıl bir edep içerisinde olmamızı öğretiyor. Yani bir babanın kendi evladıyla olan münasebeti de ifade etmekte ve onu İslami ve şer'i boyutta uyarmaktadır. Senin çocuğun herhangi bir hal ve harekette kötülükle sana geldiği zaman beğenmediğin, arzu etmediğin, şeriata muhalefet düşen, ahlaka muhalefet düşen, aile terbiyesine veya aile değerlerine ters düşen bir uslupla geldiği zaman onu şeriatın, yani Kur'an ve sünnetin, peygamberin ve aynı zamanda peygamberin yolunda gelen Allah dostlarının terbiyesiyle terbiye et. Orada hevanın nefsine kapılma. Orada ben buranın her şeyiyim, büyüğüm, rızkınız benim elimde, eviniz benim elimde, geçiminiz benim elimde, sizler benimle ancak ayaktasınız diye aman ha kendi nefsine kapılma. Burada kendini hem bir baba ve hem de acıyan, şefkatli ve merhamet duyan birisi olarak gör. Hem idare eden bir baba ve hem de aynı zamanda şefkat ve merhamet insanı olarak gör. Bil ki o sana muhtaçtır. Bil ki o senin terbiyenin altındadır. Ona muamelede, ona karşı itibarda, ona nasıl muamele edeceğini Kur'an sana öğretiyor. Peygamber de sana öğretiyor. Peygamberin yoldaşları olan ve devamı olan, varisleri olan ulemalar da sana öğretiyor. Onlara müracaat et. Nefsine, hevana, şehvetine, aklına, o anlık hemen kibriyana, büyüklüğüne, servetine, malına müracaat etme diye uyarıyor. Yok eğer ona müracaat edersen ne yaparsın? Eğer burada büyüklüğü kendine pay biçersen, burada gücü, kuvveti kendine pay biçersen, burada hevanı ve isteğini öne alırsan, sen ondan bütün ilişkileri koparırsın. Baba ve evlatlık şeyi kalmaz. Muamelesi kalmaz. Onun için vela taktahu diyor. Onunla ilişkini kesme. İlişkini kesecek şekilde de muamele etme. Onun yahut senin karşında olabilecek şekilde bir ahlak ve terbiyeyle onu uyarma. Onu öyle uyar ki kendisi sende baba şefkatini görsün. Büyüklük şefkatini görsün. Geleceğine karşın gerçekten sana karşı erkençe olmayı bir sorumluluk olarak bilsin.
Onun için tasavvuf aynı zamanda aile içerisindeki huzuru sağlayandır. Çünkü aile içerisindeki huzur sağlanmadığı müddetçe bir başka yerde huzurlu olabilmenin bir yolu yoktur. Bel kabilhu bil ubusati. Yani eğer varsa bir olumsuzluk, olur ya genç, olur ya hata yapar, olur ya bir nefsine kapılır, olur ya hevasına kapılır, olur ya çevrenin havasına kapılır. Böyle bir şey olursa onu yüzü onun yüzü, yani daha doğrusu babanın yüzü biraz evlenine karşı buruk olsun. Yani yüzünü biraz buruk tut ona. Biraz kırılmış gibi kendini ona göster. Yani ona şefkat kapısını veyahut da irdelemesi yap. Şefkat kapısını aç ki onlara şefkat irdelemesi meydana gelsin. Aha ben babamı üzdüm, keşke üzmeseydim diye bir zorlayıcı etken koy. Yani bu abuz vecihi koyduğun zaman, yani yüzünü kızartıp biraz daralır, hal ortaya koyduğun zaman bir baba olarak, o da bir evlat olarak keşke ben babamı incitmeseydim diye belki bir vicdanı muhasebeye kendisini sevk eder. Ama birden kırarsan, birden kesersen, o vicdanı muhasebe ortadan kalkar. O vicdanı muhasebe ortadan kalktığı zaman da onarmak da çok zor oluyor bu sefer. Çünkü tehlikeli bir şekilde karşılık verebilir o anda babaya. Babanın bir de üstünlüğü var, büyüklüğü var. Bir de babalık önceliği var. Çok ciddi kırıldığı zaman da bu sefer çocuk bunu onaramaz. Veyahut baba çok ciddi şekilde onu ona sevk etmişse, keşke ben evladımı buna sevk etmeseydim. Keşke ben çocuğumu buna sevk etmeseydim diye vicdan azabı çeker. Bunu nasıl tamir edeceğini yolunu alır. Onun için eğer niye bunu böyle yapacak baba, niye bu şekilde davranacak, niye buruk bir çehreyle veyahut da yüzlerini böyle asık bir şekilde ona muamele eder ki çocuk kendisini o hasedeye sevk etsin, niye kufbe anil mahsiyeti ve yapacağı o hatadan vazgeçsin, pişman olsun. Ve o yaptığı hatayı, o yaptığı günahı bir daha yapmasın. Çünkü bazen ters tepki gösterebiliyor, inatçı bir yapı ortaya çıkar. Belli bir yaş oranı veyahut da babayla çocuk arasındaki bir muamelede. Bu sefer hatayı bildiği halde hatada ısrar etme inadı başlar, hastalıktır. Yani bazı şeyleri yapabilme imkanımız olur mu? Olur. Yani birisini hasta etme. Yani babayı, yani evladı hasta etme noktasında birbirlerine karşı ne vardır? Etkileyici unsur vardır. Onun için çocuk aslında biliyor hata yaptığını ama buradaki babasının muamelesinden dolayı ne yapıyor? O hatada ısrar ediyor. Onun için bizler hem baba ve hem de aynı zamanda evlat olarak aile içerisindeki birbirimize karşı olan sorumluluğumuzu İslami ahlak değeriyle, İslami terbiye değeriyle evimizdeki güzel huzurun bozulmaması, o baba anne şefkatı, o güzel sofra etrafındaki güzellik ve aynı zamanda birbirimizi dinler bir ortamın bozulmamasını İslam çok sağlamaya çalışıyor. Ve bunu da sağlatıcı en güzel yer, en güzel ortam tasavvuftur. Çünkü tasavvuf karşılıklı sorumluluğu vicdanla veriyor. Ruhla veriyor. Maddeyle vermiyor. Yani hatayı işleme oğlum, sana parayı vereyim. Hatayı işleme oğlum, ben sana bunu vereyim değil. Belki de hatayı işleme, kalbim senden kırılır yavrum. Bak inan ki incinirim senden. Ve o da aman ha baba, incinme. Bu duygusal ve bu vicdan ruhuyla birbirlerine karşı hitap eden bir ruh dua etti. Çünkü madde tatmin etmez. Madde doyurmaz. Hatta maddeye alışkın bir ruh, maddeye köle olur. Maddeye köle olan bir ruh da babasına karşı itaatten sürekli kendisini ne yapar? Uzaktır. Çünkü o sürekli doyulmasını ister. Ve bu şekilde ona o zaman maddeden dolayı onu evlat değil, neden dolayı onu evlat noktasına bakacağız? Bir vicdan değeriyle, bir ruh değeriyle, bir manevi değeriyle, bir sorumluluk değeriyle baktığımız zaman onda o ruhu uyandırırız. فَإِمَّا اَنْ يَقْدَحُوهُ وَإِمَّا اَنْ يَسْتَهْزِيُهُ. Buradaki şey, yani
ikinci bir ibare olarak geliyor. Eğer yok efendim onu ne yaparsa, işte yüzüne vurursa, ayıplarsa, perişan ederse veyahut da onu alaylı bir şekilde efendim topluma aksettirirse o zaman o çocuk ne yapar? Haliyle burada kendi hatasında ısrar eder. وَاَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَدَّخَلْ اِمْكَانَ عَصْيَةً Müminler en çok kendi aileleri içerisinde maruz kaldığı bir hastalık var. O da ayıplama ve şüpheli bakma. Aile bireyleri birbirlerine karşı ayıplayıcı ve şüpheli baktıkları zaman o aile huzurunu sağlamada zorluk çekerler. Çünkü hem ayıplayıcı olarak ve hem de aynı zamanda şüpheli olarak baktığı zaman güven vermedi mi evlat babaya, baba evlada, burada birbirlerine karşı sürekli şüphe doğar. Şüphe doğdu mu ayıplayıcı bu sefer unsurlar getirirler ki bu da başkalarına da bazen fırsat verilebilmiyor. Bir başkası da zevk alıyor, geliyor çocuğundan bahsediyor veyahut babasından bahsediyor. Onun için biz burada çok dikkatli olacağız. Onun için dehle, yani aile yuvamıza girecek şüphe ve aynı zamanda ayıplayıcı hal ve hareketlerden kendimizi ne yapacağız? Uzak tutacağız. Bir baba kendi ailesinden, kendi toplumundan nedir? Aile bireylerinden sorumludur. يَا اِيْهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ لَا Ayet-i Kerim buyuruyor. Ey iman edenler! Hem kendi nefislerinizi ve hem de çoluk çocuğunuzu, yani ailenizi ateşten koruyunuz. Yani önce onlara Allah sevgisini aşılayınız. Önce onlara haram nedir, helal nedir onu öğreniniz. Önce onlara kendi aranızdaki edep ve terbiyede nasıl olmaları gerektiğini öğretin. Ve işte bunu yaptığınız zaman onlar Allah'a karşı itaati, Resulullah'a karşı sevgiyi öğrendikleri zaman Allah ve Resulullah'ın dediğini yapmak zorunda kalırlar çocuklar. Allah ve Resulullah'ın dediğini yapan çocuklar da kesinlikle baba ve annelerine asi olmazlar. Çünkü İslam terbiyesi ruhuyla yetişen, büyüyen bir gençlik, bir nesil, Allah korkusuyla, Resulullah'ın sevgisiyle olan bir nesil, kesinlikle ailese, ailede huzursuz olmaz. Çünkü onun için ölçü olan Kur'an ve sünnettir. Onun için özellikle ayet-i kerimede kendi nefislerinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyunuz. Burada dünya da bazen ateş parçasına dönüşebiliyor. Bir evde, bir ailede huzursuzluk varsa, onun ne kadar mali serveti dahi olsa, ne kadar güzel imkanları dahi olsa, ne kadar efendim hakikaten dünyası güzel dahi olsa, her yeri ateş salmış gibi humma tutar, sabaha kadar uyuyamaz. Uyuyamaz. O huzursuzluk ona bir öyle bir ortam doğru ki, ve neticesinde bazen gözü yaşlı bir baba, gözü yaşlı bir anne, gözü yaşlı bir evlat ve sofra dağınık, ortam bozuk, birbirlerine karşı güvensiz, birbirlerine karşı sevgisi olmayan bir aile ortamı. Bu da bir ateştir. Farklı bir ateş. Sanki قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا Kendi nefislerinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyoruz derken sadece cehennemde değil, dünyanın da huzursuzluğundan koruyoruz. Bu dünyanızın ki sizin için huzursuz olacak, siz ateşe girermiş gibi, sizi ateş salmış gibi bir bütün varlığınıza rağmen, bütün o ortamınıza rağmen sanki ateşin içindeymişsiniz gibi bir hal doğar. O zaman nefislerinizi kalben mutmain, rahat bir ortam, çocuklarınıza rahat bir sofra sahibi olabilmesi için İslami ahlaka, İslami terbiyeye muhakkak başvurun. Allah'a ve Resulullah'a başvurun. Hem dünyanız cehenneme dönüşmesin, hem de yarın kıyamet gününde hesaba çekileceğinizden dolayı da sıkıntı çekmeyesiniz. Ve olur ki o aziziniz, o şefkatiniz çocuğunuzdan dolayı cehenneme gidersiniz. O aziziniz, o en sevdiğiniz babanızdan dolayı cehenneme gidersiniz. Annenizden dolayı cehenneme gidersiniz. Kardeşinizden dolayı cehenneme gidersiniz. Dünyada en tatlı şey insanın kendi babasından zevk almasıdır.
Dünyada en tatlı şey bir babandır kendi evlattan zevk almasıdır. Anne için aynı şey. Kardeşler arasında aynı şey. Tek bir sofra, tek bir huzur, tek bir ev, güler bir yüzlülük ortamı bir ailede çok istenilendir, çok arzu edilendir. Mısır'da, Kahire'de, Hacı Ferhat adında bir ev sahibi vardı. Bu Hacı Ferhat çok zengindi. Kendisi künefeciydi. Künefe yani aynı zamanda kadayıf, tel kadayıf yapanlardı. Kendisi ama bütün bu zenginliğe rağmen o kadayıf ocağının sıcaklığının önünde, kasanın üzerinde durur, para toplar, para yanır. Kendisi hesabı alır. 2-3 apartmanı varmış, ben bilmiyordum. Sadece bizimkinin kendisine ait olduğunu biliyordum. Apartman diyorum, daire demiyorum. Her bir apartmanda yaklaşık 20-30 daire var. Ve bütün bunları öğrencilere veriyor. Mefruşe, yani dayalı döşeli evler bunlar. Yabancı öğrenciler kiralarlar, kalırlar orada. Hiçbir öğrenci ondan razı değildi. Çünkü hiçbir öğrenci hiçbir zaman yüzü gülmezdi. Ama gönlü gülerdi, severdi onları. Yüzü gülmezdi, onların laşka olmamasını sağlamak içindi. Sonra da anladım. Önce hakkı çok güzel geçti. Bu adam yüzü niye sevmiyor? Ama daha sonra anladım ki, içinden öyle bir seviyor ki ve öyle başarmamızı istiyor ki, fakat yüzümüze bunu vurmuyor. Göstermiyor ki laşka olmayalım. Hepimiz genç, öğrenci. Bir gün vereceğim kiranın olmamasından dolayı yanına gittim, zaman süreç istedim. O da bana dedi ki, yarın Kayıtbay Camisi'nde her sabah orada sabah namazını beraber kılardık. Orada namaz kıldıktan sonra ben eve geliyorum. Sabah namazdan sonra, tabii ben bu arada kendisine güvenmediğinden dolayı yüzü hep böyle sert olması hasebiyle mümkün değil, beni evde durdurmaz. Bu arada bir arkadaşıma haber salmışım, senin yanına geleceğim, eşyalarımı yani paketlemişim. Sabah bana muhakkak çık der. Sabaha geldi, sabah namazdan sonra eve geldi. Tabii bu arada bana bir çay hazırla demişti. Ben de çayını hazırladım. Çay içerken, beni nasıl buluyorsun dedi bana. Tabii ki ben öğrenmene karşı onun yapısını anlattım. Dedim ki ben şahsen sizden razıyım. Çünkü muameledir bu. Siz bir ev sahibisiniz ve biz de sizin kiracınızız. Biz sözümüze durmalıyız. Siz de sözünüze durmalısınız. Bu karşılıklı bir beyandır. Bundan başka bir şey yok. Sen bize karşı bir mecburiyetin yok, bir sorumluluğun yok. Hayır dedi. Ben aslında öğrencilerin bana bakış açısını çok iyi biliyorum. Hepsi bana çok farklı bakıyorlar. Ancak inanınız ki ben onların ta uzak ülkelerden gelip burada ders almaları, burada eğitilmeleri gerekirken sokakta gezmelerine rahatsız oluyorum. Boş şeylerin peşinde olmalarına rahatsız oluyorum. O zaman çekirdek kıracağına benim paramı ver diyorum kardeş. Sen baba ki babanı anneni üzüyorsun. Onlar senin burada ne yaptığını bilmiyorlar. Burada senin okuman gerekirken, kitapla meşgul olman gerekirken sen de kalkmışsın, onları hiç kala almıyorsun. Ne zorluklarla, ne imkanlarla onlar para bulup sana gönderdiğini düşünmüyorsun. Bir de bana vereceğin parayı gidiyor başka yere veriyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Paramı getir. Ama dedi, ben anahtarlar bende var. Ben talebe çıktıktan sonra talebelerin evlerini dolaşır. Neyle meşgul oldukları, evlerinde ne olduğunu, çünkü benim evim bunlar. Ben de orada hesap veriyorum. Sizin evinizi ben çok beğendim. Bundan dolayı da sağ olsun, Allah razı olsun, eğer hayattaysa, eğer rahmetli konuşsa Allah gani gani rahmet etsin buradan. Bize çok ciddi bir şekilde bir kibarlık gösterdi, bir iyilik gösterdi. Ve dost kesildik. Bir gün bana dedi ki, bilir misin, benim servetim çok. Ama gel ben sana bir manzara, bir kıskandığım manzarayı göstereyim.
keşke onun yerinde ben olaydım diye sana bir manzara göstereceğim dedi. O zaman benim nasıl olduğumu anlayacaksın. Tabii artık sabah namazı olsun, hep beraber geliyoruz. Tuttu elimden, bizim bir kapıcımız vardı. 2-3 apartmana bakardı. Bu da el namazı, 5 vakit gerçekten cemaatle gelir namazı kılar ve tekrar bizim işlerimize dönük gelir işine bakardı. Sağlam bir insandı. Bu kapıcımız, Mısır'da biliyorsunuz havalar çok güzel. İki apartman arasında naylondan yapıldı, böyle poşetlerden yapıldı, aynı şekilde söylüyor. Poşetleri toplamış, birbirine bağlamış. Bu şekilde kendisine bir çadır yapmış. Bir çadır yapmış. Ve iki apartman bir gölgesinden de istifade ediyor. Abidesinde de bir merkebi var. Bir de 10-12 yaşlarında bir oğlan, bir de 10-11 yaşlarında da bir kız çocuğu var kendisine. Bu merkebe sepetler atılır. O kız çocuğuyla erkek çocuğu aynı zamanda okullara gidiyorlar. Okuldan geldikten hemen sonra merkebi alırlar. Biri merkebi çeker, diğeri de işte atık malzemeleri. Demiridir, naylonudur, efendim poşetidir. Bunları şey atar, sepete atar. Akşama kadar onlar bunu toplarlar. Burada götürüp satıp geçimlerini sağlıyorlar. Bir taraftan baba kapıcılık yapıyor, anne de hizmet işi yapıyor. Çocuklar da bir taraftan da bu efendim işi yapmalı, babalarına destek olmak için. Sabah namazı biz dönüşümüzde geldik ki çadırın önünde çocuklar önlerinde bir böyle babalarıyla annelerle beraber oturmuşlar. Önlerinde bir leğen. O leğen içerisinde ful dedikleri bu eşek fasulyesi dediğimiz bizim onu çok ciddi şekilde kaynatırlar. Bu aç olan bir insanı daha doğrusu tutuyor. Yani çabuk acıktırmıyor. Bunu bizde de yerdik hep. Böyle ayak üstü yerdik. Akşama kadar acıkmazdı. Bunu koymuşlar önlerine. Ama bir zevkle, bir aşkla, bir oynaşarak baba, anne, o çocuklar bir gülüyorlar, bir şakalaşıyorlar. Biri elini daldırıyor, diğeri ona vuruyor, biri diğerini ağzına koyuyor. Bir zevk, bir aşkla o yemeği yiyorlar ki o sıkıntılar içerisinde, o zorluklar içerisinde. Bir de elbiseleri tamamen böyle yırtık, yamalı. Dedi ki bana Hacı Farhat, benim de 4-5 tane apartmanım var. Benim çocuklarım aynı zamanda kendine özel müesseseleri de var. En lüks arabalar şu anda benim. Allah şahittir, ben bu kapıcımı çok kıskanıyorum dedi. Daha evimde bu mutluluğu yaşamadım. Şimdi kapıcıma sor, o da beni çok kıskanıyor. Yahu şu Hacı Farhat'ı serveti var ya, der durur. İnanır mısın, ben bütün servetimi merkebe veririm. Allah bana bu zevki verirse, bu aile içi aşkı ve muhabbeti verirse, bu huzuru verirse, ben bütün bu serveti bu merkebe veririm. Bunu dedi, samimi, diyorum sana bana bu duana amin dedi. Son ömründe bari biraz, yani bir seferlik olsun bu çocuklarla oynasayım. Bu torunlarla oynasayım. İşte bu. Aile içi huzur, bütün servetini bir merkebe verir. Evet, verdirir mi verdirir? Bir zehire dönüşür mü dönüşür? Bir ateşe dönüşür mü dönüşür? Bunu birebir Allah gani ve rahmet etsin, eğer vefat etmişse ki ömrü çok gerçekten o zaman 75-80 vardı. Ama Allah dün ömrü bahşetmişse etmiştir. Böyle bir tecrübeyle gerçekten birebir ben yaşadım, kendisinden yaşadım. Onun için biz muhakkak babalarımızla çok mutlu olmalıyız. Babalarımızın hasret duyduğu o zevki, o huzuru vermek zorundayız. O aşkı vermek zorundayız. Babaların da bize karşı muamelesindeki değerleri tabii ki önemlidir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صالتنا الكرام الفاتحة